Şimdi bir Allahsız var. Her türü var bunun. Ateist, felsefi manada ateist. Çok adam tanıdım ben. Haram yemez. İnsana saygısı var. Edepli. Ha, öyle inanıyor. Yalnız başka bir şey daha var. Bu belki bu programda bana göre en önemli söyleyeceğimiz şeylerden biri ama belki bu ekranlardan ilk söyleniyor. Kur'an-ı Kerim insanın ateist olabileceğini kabul etmiyor. Ateizm kavramı Kur'an'da yoktur. Zaten gen bulunmuş biliyorsunuz. İnanç geni diye bir gen varmış. Bakın şirk, bizim hoca efendiler sağ olsunlar bilmezler çoğu. Şirki ateizm, Allah'ı inkar, din hiç alakası yok. Şirk bir dindir. Yalnız Allah'ın yanına yedek ilahlar koyan bir dindir. Yok, insanoğlunun en güçlü dinidir şirk. Ve hala pençesinden kurtulamıyoruz. Ateizm kavramı Kur'an'da yok. Niçin? Kur'an-ı Kerim insan fıtratının Allah'a inanmak, yani müteal varlığa inanmak üzere kodlandığını kabul ediyor. Ateizm insanın iç dünyasında yer bulamaz. O bir sanıdır. Çok ünlü ateistlerin bir tanesi 80 yaşında birdenbire inançlı bir adam haline geldi. Efendim şimdi Paul Tillich, Allah rahmet etsin, bu protestan ilahiyatçı Amerika'da. Ben onu yıllardır okuyorum. Yüzyılımızın en müthiş adamlarından biri, 1965'te öldü. O eserlerinde, o çağın eserleri sayıyorum onları, muhteşem eserleri var. Protestan diyor ki Allah neticede müteal varlık dediğimiz, aşkın varlık dediğimiz varlık, ama ona bir başka ifade veriyor. İngilizce kullandığı ifade ultimate reality. Nihai realitesi, gerçeği nihai insan. Gerçek. Her insanın diyor bir nihai gerçeği vardır. Bu bir müzisyen de olabilir. Bu bir hayvan da olabilir. Bu bir motif de olabilir filan. Yani putperestlik de. O müteal varlık neyse, o ultimate realitesi neyse insanın, tanrısı odur. Nitekim Kur'an-ı Kerim ilahlar tabirini kullanıyor. Ve diyor ki şu kadar ilah var. Alihe, çoğul. Şu kadar yedek ilah var. Sanal ilah var. Ben de size bir tane ilah, sizin ilahınız, onu kullanıyor, ilahun vahid. Onu öneriyorum ve o Allah diyor, onun özel alem ismi Allah ve onun nitelikleri de şu. O halde müteal varlık, aşkın varlık anlamında veya ultimate reality, nihai gerçek anlamında, ultimate concern tabirini de kullanıyor Paul Tillich. İnsanın en son ama en yüksekten ilgi duyduğu, bağlı olduğu gerçek demek. O manada hiç kimse Allahsız falan değil. Peki hocam, dinin evrim geçirdiğini söylesek çok acayip bir şey mi söylemiş oluruz? Şu anlamda söylüyorum. İlkel çağlara baktığınız zaman insanların aklı ermedikçe aklı ermeyen her şeyin yerine bir ilah koymuş. Yağmur, güneş, su, rüzgar, yani nereden kaynaklandığını bilmediği her türlü doğal güce bir tanrı yerleştirmişler o zaman. Rüzgar tanrısı, o tanrısı, bu tanrısı, bereket tanrısı, şu tanrısı. Muhammed Hamidullah rahmetli söylerdi, bizim hocamız da oldu bir ara. Büyük insan, Hintli biliyorsunuz, Pakistanlı. 18 bin civarında ilah varmış Vedik düşüncede, Hint düşüncesinde. Yani sizin sayın gidin. Gidin yani. Evet. Sonsuz evet. Sayıda. Her, evet. Aklının ermediği her şeye, kendi zeka ve bilgi ölçüsünde aklının ermediği her şeye bir tanrı koymuş. Fakat insanlık gelişip bütün bunların arkasındaki gerçekleri görünce ha tanrı yokmuş diye. Rüzgar havadan dolayı, havanın yer değiştirmesinden dolayı, güneş şöyle oluyor. Dedikçe en sonunda tanrıyı teke indirmiş. Yani bütün bunların tanrısal olmadığını anlayıp bir tek tanrı var. O da yaratılışa hala aklını erdiremediği için ve ölüm sonrasına aklını erdiremediği için Tanrı'yı yaratılış ve ölüm sonrasıyla ilgili olarak almış. Yani bunu da çözerse belki başka bir din boyutuna da geçilecek, bilmiyoruz onu. Ama sanki böyle din teknolojiyle beraber, insan aklının giderek gelişmesiyle, inkişafıyla beraber
din de başka bir noktaya doğru gitmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Günah mı işliyor? Şimdi bu pozitivist felsefenin, Auguste Comte'un işte bu üç dönem, üç zaman insanlığın geçirdiği bu tezin bir tekrarı, sizi kastederek söylemiyorum. Bu hakikaten çok ucuz ve çok sathi bir tezdir. İşin içinden hemen çıkıvermek, evet, ucuza havale etmek. Şimdi şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'in tezi bu değil. Esasında bu tez bizim bildiğimiz tırnak içinde yakın tarihin verilerine göre bir tezdir. Yani şöyle, başlangıçta, bizim bilemediğimiz başlangıçta tevhid vardı. Yani Allah'ın birliğinin esas olduğu anlayış vardı. Sonra bu yozlaştı. Kur'an'ın tezi budur. Evet, biliyorum. Yozlaştı. Bu dediğimiz şekle geldi. Yani düşünün ya, adam yolculuğa çıkarken heybesine koyduğu helvayı tanrı şeklinde yapıyor, ona tapıyor. Yolun bir yerine kadar. Orada da yiyor. Önce kafasını koparıyor, şurasını koparıyor, yiyor ve bitiyor. Tanrı içinde. Evet. Ertesi gün tekrar aynı şeyi yapıyor. Sonra yozlaştı ve bu hale geldi. O yozlaşmadan sonra tekrar döndü başa. Tek tanrıya. Tek tanrıya tekrar döndü.